belediye başkanım, kıymetli ilçe başkanlarım, kadın kolları, gençlik kolları, başkan ve yöneticisi arkadaşlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız, partililerimiz, üretici dostlarım ve elbette basın emekçileri, hepinizi dostluk ve dayanışmayla selamlıyorum, saygılıyorum, selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, aslında olay çok net. Ülkenin en güzel yerlerinden birindeyiz. Gemlik'teyiz. Gemlik zeytini coğrafi tescil almış. Dünyanın sofralıktaki en kaliteli zeytini, ama sadece Gemlik üzerinden bakmamak lazım. Gemliğin aldığı coğrafi işaret aslında aynı zamanda İzmir'indir. Aynı zamanda Orhan Gazi'nindir. Aynı zamanda Mudanya'nındır. Çünkü coğrafik işaretler aslında bir havzaya, bir bölgeye verilir. O yüzden biz Gemlik zeytinin almış olduğu coğrafi işaretin aslında Körfez'in işareti olduğunu, bu bölgenin zeytinliğin çok önemli olduğunu ortaya koyan bir belge olduğunu paylaşmak isterim. Zeytin nedir? Aslında binlerce yıldır belki de dünyanın varoluşu ve kara oluşumunun olduğu tarihten bu yana varlığını sürdüren, yakın tarih açısından da birçok imparatorluğa, birçok tarih, kültür, inanç birikimine ev sahipliği yapmış, birçok söylenceye göre Mezopotamya'nın, yani Anadolu topraklarının bir parçası olan zeytin, tarihsel açıdan, sosyolojik açıdan ve inançsal açıdan kutsal ağaç sayılan, barış ağacı sayılan çok önemli ve en önemli taraflarından bir tanesi de ticari olarak çevrenizde hiç 2000 yıllık, 3000 yıllık bir fabrika göremezsiniz. Ama 3000 yıllık, 2000 yıllık zeytin ağacını rahatlıkla görebilirsiniz. Yani aslında zeytin ağacı, zeytin meyvesi sadece bir ağaç, sadece bir ürün değil, bir yaşam biçimini de ortaya koyan çok ama çok önemli bir ürün. Kaldı ki Gemlik, Orhan Gazi, Mudanya meselesi üzerinden baktığımızda, Orhan Gazi üzerinden baktığımızda bu bölgenin ekonomik varlığının en önemli temel kaynağı. Zeytin, zeytinyağı ve zeytinle var olan yaşam biçimi. Sağlık açısından baktığımızda zeytin öncelikle içindeki vitaminler, mineraller, biyo ve profenollerden dolayı, yani koruyucu maddelerden dolayı birçok kanser hastalığına karşı ve sindirim hastalıklarına karşı yeterli ve nitelikli beslenildiğinde karşı koyacak, vücudu bunlara karşı dirençli tutacak çok ama çok önemli bir besin maddesi. Ama çok üzgünüm ki hemen yanı başımızdaki Akdeniz ülkeleri, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, İtalya, kişi başına 5 kilogram ve üstünde zeytinyağı tüketirken bizim ülkemizin insanı 1,5-2 kilogram ancak tüketebilmektedir. O da bir eşitlik, bir adalet içerisinde değil. Örneğin zeytin üreticisi her kahvaltısında, öğlen yemeğinde, akşam sofrasında zeytinyağı tüketirken yine çok üzgünüm. Bu ülkenin milyonlarca insanı hiç zeytinyağı tüketmeden maalesef yaşamına devam etmektedir. Şunu çok açık söyleyelim. İl başkanım söyledi. Bugün tarımın bütün alanlarında yaşadığımız sorunun ve zeytinde dünden bugüne ve bugün bu açıklamamıza, burada toplanmamıza neden olan temel anlayış dengeli, düzenli bir tarım politikası ve dolayısıyla da o tarım politikasının içerisinde bir zeytin planlamasının olmamasıdır. Nedir bu planlama? Bir üretim planlamasıdır. İki, dış ticaret planlamasıdır. Ve elbette tüketim planlamasıdır. Bunların hiçbirini ama ne yazık ki hiçbirini göremiyoruz. Yakın tarih açısından baktığımızda yine geçen yıl yok yılıydı zeytinin. Bu yıl var yılı, ama ne yazık ki Covid'den bu yana iktidarın bir dış ticaret anlaşılmaz politikası mevcut. Önce hatırlayın, soğandan başladılar, patatesten devam ettiler, limon devreye girdi, un, buğday, birçok üründe kısıtlama getirildi, dış yasaklama getirildi. Ve ne yazık ki son 3 yılda
son 3 yılda zeytin ve zeytinyağında, özellikle zeytinyağında 4 kısıtlama, yasaklama, bir fon uygulaması oldu. Bu fon uygulaması ve kısıtlamalar 31 Ağustos 2023 tarihinde başladı ve o gün hükümet şunu söyledi: 3 aylığına bu kısıtlamayı yapacağız dedi. Aradan tam 13,5 ay geçti. Yani yaklaşık 14 ay. 14 ay sonra 14 Eylül 2024'te kota, kısıtlama ve yasaklamayı kaldırdılar. Kaldırdılar ama ata alan Üsküdar'ı geçti. Biz maalesef bugün bu açıklamaları burada yapıyor olmamızın temel nedeni olan zeytindeki krizin sebebi ve sorumlusu tam da bu uygulanan politikadır. Tam da bu uygulanan politikadır. Ne yaptılar? Söyleyelim. 2023'te yaklaşık olarak 150 bin ton yağ ihracatı yaptık arkadaşlar. 2023, 150 bin ton yağ ihracatı. Bu ihracata karşılık ne yazık ki 2024'te bugün itibariyle yaptığımız yaklaşık olarak ihracat miktarı sadece ve sadece 56 bin ton. Maalesef 56 bin ton. Yani arada %100 bir farklılık var. %50 bir farklılık var. Tam 50 bin tonun üzerinde şu anda sadece yaptığımız ihracat var ama yapamadığımız 100 bin ton gibi bir ihracat var. Peki nerede bu ürün? Elbette depolarda. Elbette depolarda alıcı bekliyor. Neydi mesele? Mesele şuydu arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın NAS ekonomi politikasıyla Mehmet Şimşek'in gıda enflasyonunu düşürmek için ihracatı kesip içerideki ürünleri tutma, stoklatma anlayışı bu hale getirdi bu işi. Peki soru şu: bunu yaptın da bu ülkenin 85 milyon tüketicisi ucuz yağ yiyebildi mi? Ucuz zeytin yiyebildi mi? Hayır, demek ki amacına ulaşmamış. Peki ne oldu? Ne yazık ki değerli arkadaşlarım, bu yapılan politikanın bütün bedelini çiftçi ödedi. Bütün bedelini çiftçi ödedi ve ödemeye devam ediyor. Çünkü bu kısıtlama kararı aldıkları gün zeytinyağının kilosu 180 lira ile 200 lira arasındaydı. Bu kısıtlamayı yaptıktan sonra zeytinyağının kilosu 300-350 liraya kadar çıktı. Peki soru şu: zeytinyağı satan yerlerde kuyruk mu oluştu? Hayır. Niye? Ya enflasyon gelmiş, boyu aşmış. İnsanların gelir düzeyi ne yazık ki çok aşağıda. Bunları alabilecek gücü yok. Yani gerçek sorunu görmeyip sadece bu yükü çiftçinin üzerine yıkmak gerçekten inanılmaz bir yanlıştı. Ve o yanlışın bedelini şu anda ne yazık ki ama ne yazık ki hepimiz ödüyoruz. Sadece yağlıkta değil, son bir yılda örneğin sadece ilk 7 ay için söyleyebilirim, zeytinin ithalatında da, dane ithalatında da yaklaşık 53 bin ton geçen yılın ilk 7 ayında ihracatımız var. Bu yıl 41 bin ton. Tam 12 bin ton dane zeytin ihracatında da gerileme var. Bunların bütün sorumluluğu ne yazık ki iktidarın uyguladığı politikalar. Peki tarlada ne oluyor? Tarlada şu oluyor: geçen sene yok yılıydı. Bu yıl var yılı, ama bir şey daha söyleyeyim. Gelecek sene yok yılı görünecek. Aslında bir önceki yılı, bu yılı, gelecek yılı da üst üste koyduğumuzda çiftçi eğer bu yıl yeterli bir gelir sağlayamazsa 3 yılı finanse edemeyecek. 3 yıl. Yani var yılı eğer çiftçi yeterli bir gelire sahip olabilirse aslında 3 yılını da kurtarabilecek. Dolayısıyla zeytinin var yılı demek 3 yıla karşılık gelmektedir. Bunu mutlaka ama net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü bilmeyen kesimler zeytinde her yıl aynı ürünün olduğunu, bir gelirin olduğunu düşünüyorlar. Ama yok yıllar ancak maliyetini karşılar. Geçen yılın kendine özgü bir durumu vardı bu kısıtlamalardan dolayı. Fiyatlar yüksek gibi göründü ama gelin bu sene ne oldu onu birlikte yaşayalım. Değerli arkadaşlar, bu yıl 2.9 milyon ton Türkiye'de bir rekolte öngörülüyor. 2.9 milyon ton.
Bunun yaklaşık 1 milyon 800 bin tonu yağlık, 2 milyon tonuna kadar yağlık. Gerisi sofralık olarak düşünülüyor idi. Ama ne yazık ki kuraklık, yüksek sıcaklıktan dolayı hiç öyle değil. Yağlık oran çok daha fazla olacak. Çok daha fazla. Aslında kritik bir şeyden bahsediyoruz. Bu yılki zeytin fiyatlarının bu kadar önemli olmasında en önemli faktör aslında bu. Kuraklık, yüksek sıcaklık ve zeytinin sofralık zeytin olma yerine daha çok yağlık olma miktarı. Genelde %70 yağlıktır, %30 daneliktir. Ama bu sene yağlık miktar çok daha fazla olacak. Onu çok net bir şekilde görüyoruz. Sofralık çok daha az olacak. Bu neyi belirtiyor? Bu şunu gösteriyor. Alıcılar ya da çiftçi ürünü satarken yağlık ve özellikle 230 tane ile 300 tane barem arasında olan kilogram fiyatı çok öne çıkıyor. Yani şöyle değerlendirelim. 1 kilo üründe 180 tane 100 gram 200 gram çıkacak iken ne yazık ki 250 ile 300 arası ve yağlık %70-80 oranında çıkacak. 800 gram 900 gram çıkacak, 700 gram çıkacak. O yüzden aslında burada toplanmamızın temel nedeni bir yol açmak, bir uyarıda bulunmak, çiftçinin durumunu çok net bir şekilde ortaya koymak. Değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlarım, şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Geçen yıl verilen fiyatlar üzerinden bu yıl yönlendirmeler yapılmaktadır. Bakın sadece TÜİK'in açıkladığı enflasyon %60. En az %100 diyor. Yani aslında hepimizin yaşamı geçen seneyle bu sene arasında %50, %60 TÜİK'e göre, %100 ENAK'a göre daha pahalı hale geldi. Hepimiz için. Bu ne demektir? Çiftçinin yaşam, refah payı daha da kötüye doğru gidiyor demektir. Peki ne yapmak lazım bunun için? Çiftçiden alınacak ürün çok çok önemli biçimde belirli bir kar marjıyla alınması gerekiyor. Yani geçen seneki fiyatlar üzerinden bir değerlendirme yapmak yanlış. Geçen seneki fiyatlar üzerine yeni maliyetler de ilave ederek fiyatlandırmak lazım. Örneğin işçilik maliyeti geçen sene 600-650 lirayken bu sene 1200 lira oldu. Yine geçen sene sulanabilir yerlerde sulama dekar maliyeti 200-300-400 lirayken bu yıl 500 lirayla 1600 lira arasında. Yani 3 kat sulama maliyetinin arttığını görüyoruz. İznik'te, Gemlik'te, Mudanya'da sulanabilen yerler için bunu söyleyebiliyoruz. İşçilik maliyeti niye bu kadar önemli? Budamayı işçilikle yapıyorsunuz. Hasadı işçilikle yapıyorsunuz mekanizasyon gelişmediği için. Dolayısıyla direkt maliyeti etkileyen temel faktörler. Kısaca aslında yaşadığımız mesele çok açık, net bir şekilde bir fiyatlandırmanın doğru, sağlıklı çiftçinin ihtiyacına göre yapılması gerekiyor. Bursa'ya gelince biz şu anda Bursa olarak Türkiye'de üretilen zeytinin yıllara göre değişmekle beraber %10'unu üretiyoruz. Toplamda yani Türkiye'de üretim 2.9 milyon tonsa biz bunun 250 ile 300 bin tonunu Bursa'nın bütünü olarak üretiyoruz. Sadece Gemlik, Orhan Gazi, Mudanya ve İznik değil, aslında Gürsu'da da, Mustafa Kemal Paşa'da da, diğer ilçelerimizde de zeytin yetiştiriliyor ve yetiştirmeye devam ediliyor. Ama ana merkez burası olduğu için bunu konuşuyoruz. Daneliğe gelince bu oran %10'dan %30'lara, %40'lara kadar yıllara göre çıkmaktadır. O yüzden dane zeytin dediğimizde, sofralık zeytin dediğimizde buralar vazgeçilmez temel alanlarımız, temel noktalarımız. Peki ne istiyoruz? Ne istiyoruz? İki açıdan değerlendirdik bunu. Buradan yeri gelmişken haklarını teslim edeyim. Hem 4 ilçe başkanıma, 4 ilçenin ziraat odası başkanlarına, Mudanya Marmara Birlik Tarım Kooperatifi'nin yöneticilerine, üretici dostlarımıza, bize bu çalışmalarımız sürecinde katkı koyan, görüş sunan, öneride bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü değerli arkadaşlar, bu sadece zeytin üreticilerinin meselesi değildir. Esnafın meselesidir, tüccarın meselesidir, kooperatiflerin meselesidir, yöneticilerin meselesidir,
herkesin meselesidir. O yüzden bize bu yürüdüğümüz yolda destek olan, bir tek kelime söyleyip katkı bulunan herkese, ama herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bu önerileri, bu bilgileri aldık, topladık. Ne bekliyoruz? Derdimiz ne? Onu paylaşmak isterim. Değerli arkadaşlar, iki temel beklentimiz var. Biri hükümetten, Tarım Bakanlığından, Hazine Maliye Bakanlığından, yani hükümetten. Diğerleri de piyasada. Hani serbest piyasa dedikleri mekanizma var ya, onun içindeki herkesten. Ama hiçbirini dışlamadan, hiçbirini ötekileştirmeden, hiçbiriyle düşmanlaşmadan. Çünkü değerli arkadaşlar, Tarım Bakanlığı da bu işin bir parçasıdır. Tarım kredi kooperatifleri de bu işin bir parçasıdır. Zeytin satan esnaf da bu işin bir parçasıdır. Üretici de bu işin ana merkezindeki arkadaşlarımızdır kooperatiflerde. Herkes ama herkes. Dolayısıyla bizim ortaya koyacağımız anlayış sadece yol açmak, yol göstermek, durumun vehametini anlatmak ve çiftçinin ne istediğini ortaya koymak. Çünkü eğer çiftçiyi tutamazsak, biraz önce arkadaşlarım söyledi, zeytinin geleceği maalesef amaç dışı yerlere gider ki Gemli'ye baktığınızda, Orhan Gazi'ye baktığınızda, Mudanya'ya baktığınızda, İzni'ye baktığınızda bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bilin ki arkadaşlarım, dünya işgal modeli değişti. Eskiden topla, tüfekle gidip o ülkeyi işgal ediyordunuz, tapusunu alır gibi sizin oluyordu. Şimdi artık insanlığı yönetme denen bir kavram var. İnsanlığı yönetmek istiyorsanız su, enerji ve gıdaya sahip olacaksınız. O yüzden şu bir ağaç zeytin aslında bir hayat. Aslında bir bağımsızlık. Aslında bir özgürlük. Aslında çocuklarımızın geleceği. Böyle bakıyoruz meseleye. O yüzden birinci taleplerimiz iktidardan. Öncelikle iktidardan temel beklentimiz şu. Değerli arkadaşlar, çok enteresan bir iş oluyor. Karacabey'de salçalık domates üreticisiyle salça fabrikalarını kavga ettiriyor. Kendisi kenarda. Antep'te Antep fıstığı üreticilerle baklavacılara kavga ediyor, kavga ettiriyor. Kendisi arkadan camdan bakıyor. Karadeniz'de çay ve fındık üreticilerini şirketlerle ve Çaykur'la birbirine düşürüyor. Kendisi kenarda bekliyor. Şimdi de zeytin de kenara çekilmiş. Biz zeytin üreticileriyle bu işin diğer paydaşları arasında seyreden bir kavga bekliyor. Beklentisi bu. Çünkü başka türlü istedikleri enflasyonu tutturamayacakları için bunun bedelini halka, çiftçiye ve onun paydaşlarına ödetiyorlar. Kendileri kenarda duruyorlar, seyirciler. Birinci talebimiz bu. Seyirci olmaktan çık. Seyirci olmaktan çık. Bu ülkenin hükümeti olarak toplumun ana sorununu, ki bakın bu zeytin milli servettir arkadaşlar. Tarım hukuku böyledir. Burada çok kıymetli meslektaşlarım var. Tarım hukuku şunu der. Tarlaya attığınız tohum, tarlaya diktiğiniz fide fidan, tarlaya yaptığınız ne varsa o andan itibaren çiftçinin değildir. Kamunundur, devletindir, halkındır. Tarım hukuku bunu gerektirir. Ha, tarım hukukundan anlar var mı onu bilmem. Ama ben söylemek zorundayım bir ziraat mühendisi olarak. Birincisi, seyirci olmaktan çık, şunları yapmaya başla. Bir, tane zeytinde 5 yıldır kilogram başına 15 kuruş destek veriyor. Şimdi Cumhurbaşkanı açıkladı, 2024 yılında 20 kuruş olacak, ama arkadaşlar şaka gibi. Şaka gibi. Böyle bir destekleme değil, bu bir kösteklemedir. İki, zeytinyağına 80 kuruş destek veriyorlardı yıllardır, 7 yıldır. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 1 liraya çıkardılar, ama şaka gibi komik. Sadece Yunanistan'dan örnek vermek isterim. 1 euro arkadaşlar. 1 euro. Euro kaç para? 38 lira. Yani Yunanistan'da bugün 1 litre zeytinyağına 38 TL destek var. Zeytin üreticisi hiçbir şey yapmasa, zeytinyağını bedava verse, devlet ona 38 lira para verecek. İşte aslında konuşacağımız her şeyin, ama her şeyin özü burada. Birileri tarım yürüsün, devam etsin, kalkınsın, toplum sağlıklı ürün yesin diye destekleme yapıyor. Birileri de ihracatı yasaklayıp neredeyse 1 milyar dolara yakın bir geliri kısıyor ve halkı zorunlu olarak maalesef tüketmemeye sevk eden bir politika izliyor. Dolayısıyla bu iki desteklemenin ve Dakar başı desteklemenin ciddi anlamda arttırılmasını istiyoruz.
Buna mutlaka ihtiyaç var. Yoksa hiçbir şey bu zeytini tutamayacak. İki, yurt dışında kaybettiğimiz pazarlar nedeniyle derhal ama hızlıca bir daha hiçbir şekilde zeytin ve zeytinyağı ve dane ihracatında hiçbir kısıtlama, hiçbir kota uygulaması, hiçbir fon uygulamayacağını açık ve net bir dille hükümet yetkilileri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı söylemelidir. Söylemelidir çünkü biz pazarımızı kaybettik arkadaşlar. Pazar kaybedince dolayısıyla ihracat yapamıyorsunuz. İhracat yapamayınca işte bugün bir sıkıntıyı bekliyorsunuz. 3. Dış ticarette kaybedilen gücün yeniden yakalanabilmesi için ihracatçıya bir destek priminin mutlaka ve mutlaka sağlanması lazım. Destek primi mutlaka sağlanmalı. Zeytinyağı ton başına olabilir, tane başına olabilir. Bunu yapabiliyorlar. Geçmişte yapılmıştı. Narenciye'de yapılmıştı. Didif adı altında yapılmıştı. Bugün de rahatlıkla yapılabilir. Bir başka temel talebimiz, zeytin ve zeytinyağı alım satımı yapan kurum ve işletmelere, özel sektör ve diğerlerine en az bir yıl vadeli, mümkünse sıfır faizli, mümkün değilse en düşük faizli kredi olanağı sağlanmak. Konuşuyoruz ya arkadaşlar, üretim fazla. Bu yıl yüksek bir ürün var. Geçmişten bir durum var. Bu durumu gidermenin yolu net. Domates salçasında bunu anlattık. Dedik ki üreticilere, salçacılara bir destek verin. Çin salçayı şu fiyata satıyor. Biz de o fiyata satalım ve çiftçi perişan olmasın. Karacabey yerle bir oldu. Sadece bunu yapsaylardı sorunu çözüyorduk. O yüzden bugün erkenden bunu söylüyoruz. Açın, kredileri açın. Bu mümkün. Faize 1.3 trilyon verebiliyor bu ülkede. Demek ki para var. Para yokluğu değil. Paranın kime, nasıl, nereye gideceğine bir tercihle karar verme biçimi yanlış. Orada sorun var. Dolayısıyla mutlaka bütün zeytin ticareti yapan kooperatifler, birlikler, şirketler, ticaret insanları, fatura karşılığı, belge karşılığı, aldığı ürün karşılığı sıfır faizli, bir yıl vadeli, en az bir yıl vadeli kredi kullandırmalarını ve bunun için bir çaba göstermelerini acilen talep ediyoruz. Yine bakanlık, bu ülkenin en önemli ürünlerinden biri olan zeytin. Sağlık açısından söyledik, ticaret açısından söyledik. Ama daha fazla tüketimini sağlayabilmesi için okullarda, kamu kurumlarında, hayatın her alanında bir eğitim, bir kültür, bir tanıtım, bir reklam çalışmasını mutlaka ve mutlaka yapması lazım. Mutlaka ve desteklemesi lazım. Toplum bu gelirle bu zeytini, bu zeytinyağını yemeyeceğini herhalde herkes bilir. Yani dolayısıyla iktidardan temel taleplerimiz bunlar. Çok net, açık, anlaşılır bir şekilde söyledik. Öyle ben kenara çekileyim. Zeytin üreticisiyle birlikler karşı karşıya gelsin. Zeytin üreticisiyle tüccarlar karşı karşıya gelsin demesini hiçbir anlamı yok. Bunu çok net bir şekilde söylemek isterim. Piyasadan beklentilerimiz. Biliyorsunuz değerli arkadaşlarımız. Şu anda Bursa bölgesinde zeytinin regüle edici, düzenleyici, piyasayı aşağı yukarı belirleyici temel kurumu Marmara Birlik. Ve tarım kredi kooperatifleri taşın altına elini koyarak bu işe mutlaka ve mutlaka müdahale etmeliler. Marmara Birlik bir çiftçi kuruluşudur. Tarım kredi kooperatifi de aslında bir çiftçi kuruluşudur. Biraz daha kamuya yakındır ama günün sonunda ortakları çiftçidir. Yani çiftçi üzerinden iş yaparlar. Mesela şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de en yüksek faizli kredinin alındığı yer tarım kredi kooperatifleridir. Yani çiftçinin sırtından çok yüksek bir faiz alınmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla bugün taşın altına elini koyma günüdür. Bugün çiftçiye dostluk etme, el uzatma günüdür. Ben Marmara Birliği'nin de, Tarım Kredi Kooperatifi'nin de çiftçiye ve üreticilerine karşı sorumluluklarını yerine getireceklerini düşünüyorum. Ne yapmaları gerekiyor? Hızlıca fiyat açıklamaları gerekiyor. Çünkü tüccar kenardan köşeden girmeye başladı. Geçen seneki fiyatlar ve ürün fazlalığını bahane ederek ucuz ürün almak için çaba sarf etmek. Bu ortadaki belirsizliği gidermek için Marmara Birliği'nin hızlıca gerekli çalışmalarını bitirip fiyat açıklaması gerekir. Tarım kredi kooperatifleri de devreye girmesi gerekir. Peki bu fiyatı açıklarken ve özel sektörün de elini vicdanına koyup
bu durumu görmesi gerekir. Buna göre hareket etmesi lazım. Diğer bir temel konu, çiftçinin talebi. Net bir talep bu. Bunu da paylaşmak isteriz. Bu sene dane düşük olacak, ince olacak. 180 dane ile 230 dane kilogram baremi olan bu grubun hiçbir şekilde bir kota, bir kısıtlamaya tabi olmamasını istiyorlar. Yani bir kotaya, bir kısıtlamaya tabi olmamasını talep ediyorlar. Yine aynı şekilde yağlık zeytinde herhangi bir kota, herhangi bir kısıtlamanın olmamasını istiyorlar. Yani şu kadar zeytin yağı alır, yağlık şu kadar alırım, şundan bu kadar alırım, kota dışı tutulmalı ve yağlık zeytinde bir kota, bir kısıtlama yapılmamalı. Yine çok önemli, bu üç şey bütün bu senenin kaderini belirleyecek şey arkadaşlar. Bu üç şey. Çünkü biliyoruz ki yağlık zeytin çok çıkacak. Dolayısıyla onun fiyatı çok önemli. Bu her ilçede başka başka olabilir. Her ilçenin sulanabilir kısmıyla sulanamaz kısmında ayrı olabilir. Ama günün sonunda bu yıl yağlık zeytin fazla olacak. Diğer bir fazlalık da 230-250 tane ile 300 tane arasında olacak. Yani yağlık ve yağlık öncesi tane olan grupta. Bu grupta da fiyatın çok iyi belirlenmesi lazım. Aslında bu sene zeytin üreticisinin gelirini belirleyecek olan iki temel şey var. Biri yağlığa verilen fiyat, diğeri 230 tane ile 300 tane arasında barem olan kilograma verilecek fiyat. Çünkü ortalama ağırlık dediğimiz bir kavram var. Ürün ne kadar çok o gruptan çıkıyorsa ortalama ağırlığı oluşturur. Bu iki ürüne verilecek fiyat Körfez'in, Gemlik, Orhan Gazi, Mudanya, İznik bölgesinin çiftçisinin kaderini, gelirini belirleyecek temel olsun. O yüzden bunları özellikle söylemek istedik ve anlatmak istedik. Çünkü bunlar olursa ortada ciddi anlamda bir iyileşmenin olacağını görebileceğiz. Yine aynı şekilde piyasadaki diğer alıcıların, diğer oyun kurucuların, biliyorum başkanlarım da burada, zeytin tüccarı da sıkıntıda. Gelir düzeyinin azlığı, zeytin tüketiminin azlığı, stoklarda zeytin olduğunu biliyoruz. Satışta zorluk yaşandığını biliyoruz. İhracat kısıtını biliyoruz. Ama bunlar ne olursa olsun, bütün bunları aşacak olan iktidarın uygulayacağı kredilendirme politikası. Bunu özellikle söyledim, tekrar söylüyorum. Bu çok önemli. Öyle olursa küçük tüccar ucuz kredi bulursa zeytin alacak. Marmara Birlik finanse edilirse daha fazla zeytin alacak. Tarım kredi kooperatifleri yeterli finansa sahip olursa istediğini yapacak. Dolayısıyla bizim en önemli talebimiz aslında iktidardan. Kimseyle kavga edecek halimiz yok. Çiftçinin de kimseyle kavga etmek gibi lüksü yok. Bir yıl boyunca ilaç, gübre, tohum, her şeyini yaptı tarım alanında. Her şeyini. Ve bugün artık onun geri dönüşünü bekliyor. Bugün geri dönüşünü bekliyor. Son olarak şunu söylemek isterim değerli basın emekçileri, kıymetli dostlar. Maliyetlerin yükseldiğini söyledik. İlaç maliyeti, gübre maliyeti, işçilik maliyeti, su maliyeti, bunların hepsi çok yükseldi. Dolayısıyla geçen seneki fiyatlara bağlı kalarak bir fiyatın düşünülmesi çiftçi tarafından kabul görmüyor. Hiçbirimiz tarafından kabul görmüyor. Bütün fiyatların enflasyonu da önceleyerek, çiftçinin refah düzeyini de önceleyerek belirlenmesinde mutlaka ve mutlaka yarar var. Çok açık her şeyi net bir şekilde söyledik. Bir fiyat analizinde de değiliz. Çünkü ortada bir gerçek var. Maliyetler ortada. Tarımda en az %30 ile ürüne göre %50 kar koymak zorundasınız. En az. Çok pahalı bir üründe %30 kar kurtarabilir. Ama örneğin buğdayda %50 kar da kurtaramaz. Dolayısıyla tarım öyle 2x2=4. Bunun üzerine bunu koyalım da olmuyor. Bugünkü gerçek maliyetlerin üzerinde zeytinde en az %30 kar